Merhaba, Besidi Burger'in ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bugün sizlerle Taksim Kızılkayalar'ın en meşhur yemeği olan ıslak hamburgeri yapacağız. Gerekli malzemelerin hepsini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Öncelikle yapmamız gereken şey opsiyonel olan maydanoz doğramak olacak. Bildiğim kadarıyla Kızılkayalar'ın hamburgerinde maydanoz yok ama siz ev köftesi usulünde yapıyorsanız maydanoz da koyabilirsiniz. Daha sonra bir soğanı rendeliyoruz. İçine sarımsak tozu ve 2 avuç galeta unu koyup bir yumurtayla birlikte yoğurmaya başlıyoruz bunları. Dediğim gibi ev köftesi kıvamında yapmak istiyorsanız bu tarifi daha iyidir. Ama ev köftesi istemiyorsanız, daha böyle bir hamburger köftesi istiyorsanız düz kıymadan yapmanızı tavsiye ediyorum ben. Yoğurma işlemini bitirdikten sonra domates sosumuz bitene kadar hamburger kıymamızı dolapta bekletiyoruz. Domates sosumuz için önce 2-3 diş sarımsağı tereyağında veya zeytinyağında, siz nasıl tercih ederseniz, biraz kavuruyoruz ve salçamızı ekliyoruz daha sonrasında. Ben biraz ev yapımı salça kullandığım için bu salça tuzluydu. Tuz eklemedim ekstradan, o yüzden biraz da katı gözüküyor normal salçalara göre. Daha sonra domatesi kolay rendelemeniz için çok ufak bir yarık açıyorsunuz ve domatesi rendeliyorsunuz sosunuzun içine. Rivayete göre onlar burger soslarını sadece ketçabı açarak yapıyorlar. Ben duyduğum kadarıyla, emin değilim, yapmıyor da olabilirler. Ama biz hem domates kullanacağız hem ketçap kullanacağız. O yüzden daha farklı bir sos olacak onlara ama çok yakın olacak yine de tat bakımından. Sosumuzu biraz pişirdikten sonra ketçabı ekleyip şeker katmış oluyoruz aslında biraz da içine. Daha sonra sosumuzu istediğiniz kıvama açabilirsiniz. Ben yapışma kıvamına getirdim biraz daha, burgerin yapışmasını istediğim için. Sulu olmasını istediğimiz için. Sonuçta ıslak burger adı. Daha sonra tadına bakıp baharatlandırabilirsiniz istediğiniz gibi. Eğer domateslerinizin çok pütürlü kalmasından hoşlanmıyorsanız el blender ile biraz daha sıvı bir hale getirebilirsiniz bunu. O da size kalmış. Daha sonra burgerlerimizi pişireceğiz demir döküm tavada. Yoğurup daha sonra düzleştirip pişirmenizi tavsiye ederim. Ben bunu ilk yaptığım gibi dağılmasın diye. Bu ilk yaptığım dağıldı çünkü biraz. Normalde çok ince oluyor bildiğiniz gibi ıslak hamburgerler ama ben biraz daha kalın yaptım. Sonuçta evde yapıyoruz. Kendimiz yiyeceğiz, daha bir zevkle yiyelim diye. Diğeri de zevksiz olduğundan değil, sadece daha doyursun diye bir tanesi. Yoksa 10 tane yenir yani ıslaklardan. İsterseniz ilk videomuzdaki burgerler gibi smash de yapabilirsiniz. İsterseniz daha kalın yapabilirsiniz. Size kalmış. Galeta unu koyduğunuz için sadece biraz burgeriniz yaptığınızdan küçülecektir. O yüzden ekmeğinizden biraz daha büyük yapmanızı tavsiye ediyorum burgerlerinizi genişlik bakımından. Benimkiler galeta unundan dolayı dediğim gibi daha küçüldü ekmeğime göre. Ekmeğim çok büyük kaldı. Onu da ben yaptıktan sonra fark ettim. Pişirdiğiniz burgerleri direkt yaptığınız sosa bekletebilirsiniz sizin burgerlerinizi kızartana kadar. Daha sonra ıslak hamburgerlerin bekleme alanını oluşturmak için bir tencereye yağlı kağıtları buruşturup onu koyun. Islak burgerinizi kurmak için de yapmanız gereken şey ekmeklerinizi iki tarafını da domates sosunuza bulayıp domates sosunu bekleyen köftenizi ortasına koyup buhar odasına alıp üstünü de domates sosuyla kaplamak olacak. Ve altına biraz su ekleyin tencerenin altını açıp. Bu size kapağını kapattığında bir buhar odası oluşturacaktır. Bu da ıslaklarınızın bizim bildiğimiz kıvamını, yani o ıslak ve yumuşak kıvamını almasını sağlayacaktır. Daha sonra kapağını kapatıp yaklaşık bir 5-10 dakika kadar, ya da siz yoğun bir ıslaklık istiyorsanız o kadar bekletip yemeğe hazır edeceksiniz. Siz yiyene kadar böyle bir buhar ortamında kalabilir zaten, sıcakta bırakacağı için buhar ortamı burgerinizi. Tek dikkat etmeniz gereken şey, soslar eğer tencere akarsa tencere dibi yanabilir. Yani temizlikte sıkıntı çıkarır, yoksa farklı bir şeyde sıkıntı çıkarmaz. Dediğim gibi benim ekmeklerim çok büyük olduğu için tencereye sığmadı hepsi doğal olarak. O yüzden ikişer ikişer ısıttım, ıslattım. O sıkıntı çıktı bir tek. Daha ufak ekmeklerle veya daha büyük bir tencerede yaparsanız siz sorunsuz bir şekilde tüm tencereyi de dizebilirsiniz yüksek ihtimalle. Bu tarifin iyi bir yanı daha var. Sosun çok azaldığında biraz daha ketçap ve su katıp sosunuzu açabilirsiniz. Bu da ekstra sos olur. Tadım yaptıktan sonra da tadım notlarım benim. Gayet ıslağa benziyordu. Yani Kızılkayalara gitmeden de evde kolaylıkla yapıp yiyebileceğiniz bir burger oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenip abone olmayı unutmazsanız bize çok destek olmuş olursunuz. Görüşmek üzere.